Efendim, Children of Morta'nın 3. bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Bakalım boss'a ulaşabilecek miyiz bu bölümde? Artık heyecana bir boss görmek istiyorum. Çünkü oyunun diğer her şeyi çok güzel. Boss'ları da güzelse pentiler ıslanacak. Devam. Sürekli şunu oynadım mı, bunu oynadım mı gibi soru soruyor olacağım ama Death's Gambit oynadım mı? Oynadım. Yayında oynadım hem de. Müzik seviyesi bir tık yüksek. Azaldı birden sanki. Ha, bir dakika, solda da bir gidebilecek yer var. Aha. Aha. Ne oluyor? Lan! Sif! Love. Truly a divine emotion, especially during dark days. Love had motivated this mother to lay down her life for her cub. Gebertirim lan sizi. Yavrum, kuzum. While love now compelled the young one to try and rouse her from eternal slumber, and it would be love welcoming the new. Ya aileye katılıyor. Yavru kurt kurtarıldı. Anası, ona iyi bakacağım. Evladın emin ellerde. Sanırım burası artık boss odası. Çünkü haritadaki işaretten görebilirsiniz, kuru kafa var. Ben buranın boss odası olduğunu düşünüyorum. Ve sağlığım 38. Okay. Ne olur sağlık çıksın. Lütfen sağlık çıksın. Kahretsin. Sağlık çıkmaz mı? All eight eyes studied the one tabii ki de, so willing tabii ki de örümcek. Wow, wow, üzerime atlıyormuş. Bir dakika. Oy 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 oy. Öldük. Kevin's need to help all began when his elder brother Mark left the house. His brother was strong, making any near him feel safe. But he left Kevin. Abisi Kevin'i terk etmiş. Though Uncle Ben knew what his nephew needed, a focal point for his aspirations. Ne verdin? Çok temiz mal verdi ha. Kevin'i mi kullanacağız? A
Although in the safety of the ya, kurt. Young cub was not yet free from neden? Danger. Zehirlenmiş mi? Exhaustion racked the animal's body. Ya. Its chest heaving for even the smallest of breaths. The family believed several plants found deep in the nearby caves combined together could serve to remedy the situation. Tamam, bütün görev iptal. Bitki arıyoruz. Bitki arıyoruz. Görev iptal. Ot toplayacağız. Ne bu? Uncle Ben pondered over a map he received from a refugee. The silk caverns were a twisted maze of dead ends and venomous nests. But somewhere along the right path, Anea Daya, spirit of the Kaldipo Caves, rested. Ne diyorsun yani? Anlamadım. Harita başka bir yere mi gidebiliyorum yani artık? Buraya mı gidebiliyorum? Ne yapabiliyorum? Evet, Neren bir şeyler yap ya. Bu daha doğuracak galiba. Doğursa da doğan çocuğu da oynayabilsek. Peki. Savaş arttır. Hız arttı. Wow! Hız 850 istiyor. Peki. Hız için para biriktirsek mi? Bunlardan birini daha arttırsak mı? Arttır ya. Arttır arttır. Aa, nereye arttırıyorsun? 307 altınım kaldı. Nereye arttırıyorsun acaba? Niye sadece konuşuyorlar? Niye benimle oynamıyorlar? Ne güzel akvaryum lan o. Başka bir yere gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz galiba. Bölüm seçimine git bakayım. Ama yeni bölgeye gidebiliyorum gibi bir şey söyledin. Yani yine Kaldipo mağarasına mı gideceğiz yine? Orayı tam anlayamadım. Boss'u, ama yeni harita açıldı. Boss'u kesmedik ama. Ha, boss'u kesersen gidebilirsin dedi. Hey, peki. Bu ne? Ha, aile özellikleri. Bu direkt aktif mi? Direkt aktif bak. Seviye atladığımız için bunlar bir sürü şeyden birisi veya birkaçı gelecek ve bunları kullanacağız. İkinci karakter de girebiliyor oyuna. Ama local co-op. Online değil. Yetenekleri sıfırlayabiliyoruz oyunun başında. Ama yumurtamız yok. Adamla da mı oynasak? Ama bunu şimdi geliştirdik. Bir de onun o kalkanla savaşma sistemini çok sevmedim ben ya. Yeni karakter gelirse onu denerim de. Bunu şimdilik çok, adama çok yükselmedim açıkçası. Dungeon of Endless oynadın mı? Hayır, oynamadım. Ha, onun da tabii aile özelliğini açmak gerekir. Doğru söylüyorsun. Bunu doğru söylüyorsun. Tamam, bak bunda da haritanın başı zorlaşmaya başladı. Demek ki seviye atladıkça oyun diyor ki kusura bakma brocum, her şey o kadar kolay olmayacak. Süper. Dur. Bakalım nasıl oluyor. Pek bir artış göremedim.
14 oldu. 16. Peki. Okey, 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 okey. Hafif hafif. 1-1 falan. Peki boşa sıkarsam? Yok. Düşmanı vurması gerekiyor. ...27 vurdu. Helal. Tamam süper. Bu tamam. Burası challenge odası gibi bir şey. Burası gidilebilecek bir nokta. Challenge odasında canımız fullken gidelim bence. Ve şuraya bakayım. Burada bir şey yok. Tamam. A not so innocent game of chance and memory. Keşke bu gelmeseydi. Fuck! Güzel 1, 2, 3, 4 değil. Nedir? Düşmanları yere seren bir totem yarat. Peki. Peki. Q. Q'da böyle bir şey geldi. Pasif skill'ler çok önemli. Yani bir tuşa basmadan bize boost veren yetenekler gelse birazcık daha iyi oluyor açıkçası. Deneyelim. Çok iyi. Bayağı iyi. Yavaşlatıyor en basitinden. Biraz cooldown süresi fazla ama... Ben ikinci yeteneği neden çok kullanmıyorum? Çünkü biraz ara vererek mesafeye atıyor ya bunun gibi. Yani hızlı düşmanlara karşı çok efektif değil. Koşu yoluna vurmak falan lazım. Gibi. Yani çok da zor değil de. Ve damage çeme riskini artırıyor çünkü sabit duruyorsun. Aynen öyle. Boss'ta mesela perişan oldum o yüzden. Buraya sıkmadım kesinlikle. Bu arada mouse ve klavyeli çok rahat. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Bazı sandıklar boş çıkmasaydı iyiydi.
sabit durdukça o artma özelliği aslında hiç fena değil, biliyor musunuz? Çünkü 3'ten 4'ten sonra gelen 2-3 kişiyi aynı anda çok güçlü vurmaya başlıyorsunuz. Ha, totemle de çok iyi olur, evet. Teşekkür ederim gamepad'i yerli yersiz her yerde ölmeyen biri olduğun için. Yani gamepad'in çok avantajlı olduğu çok fazla oyun var tabii. Ama her oyunda da değil abi. Mesela Enter the Gungeon'da ben gamepad yüzünden saçım başımı yolmuştum. Peki. Vallahi perişan ediyor ha sabit durduğunda gücünü arttıran özellik. Tamam. Çıkabiliriz. Sanırım her yeri bulduk. Titan Souls oynamadıysan yayında iyi olabilir. Titan Souls'u oynadım ama az oynadım. Galiba yayında da oynamadım. Sen nesin? Değiştir... Zamanla büyüyen ve çarpında patlayan bir ok fırlatır. Zannetmiyorum. Değiştirecek çünkü. Sanmıyorum ya. Bence elimdeki iyi ya. Bilmiyorum, belki de bu da inanılmaz güçlü bir saldırıdır ama denemedim. Elimdekinden memnunum şu an. Deneyebiliyor muyum? Aa, okey. Tıtıtım. Süper 3 katlı değil bu arada zindan, 2 katlı. Farkındasınızdır, fark etmişsinizdir. Öncekinde de 2 katlıydı. Hayır, öncekinde 3 katlıydı. Eminim. No no no. No no no. No no, vurmayın. Çok saldır anneciğim, çok. Thank you'yu söyledik mi emin değilim. Söylemediysem. Thank you 3. ayında ve Salih Barman 6. ayında. İkiniz de hoş geldiniz. Çok sağ olun dostlarım. Kanalı desteklediğiniz için. Ha!
Ya önceki katta değildi, 3'tü ya. 3 yazıyordu abi. Sinirlendirmeyin beni. 3 katlıydı evet. Boss'tan sonra bir kat daha vardı brocum. Caution. Q'yu kullandım mı hiç? Gerek olmayan yerde kullanmayı reddediyorum. Kendime destek verecek şeyleri. Gerek görmüyorum. Mesela şurada yapabilirim. Sırf sizin güzel hatırınız olsun diye. Oo, bana doğru da itiyor yalnız adamları. O iyiymiş. Yanınızda savaşan menzilli bir yoldaş. Peki. Bak Caution, şu an üzerinde 2/2 yazıyor. Biraz önce boss'a girdiğimizde 2/3 yazıyordu. Şuraya bakalım. Aha. The camp lay in ruin. Serene prayers had fallen on deaf ears, leaving a voyage of hope. Sıkma lan! Sıkma lan! The monster's eyes lacked remorse, or even the slightest hint of reason. Chandrialılara benziyor gerçekten bu. No one can always be there in time. Evet. A sad truth that no hero learns easily. Bir eşya bulundu. Oyun topu. Ya. Gerçek. Çocuğun elinden oyuncak topunu mu aldık ya? Belirlere sağlığın bir kısmını iyileştirir. Şu an pasif skill'lerimiz bayağı iyi bu arada yalnız. Bir tane uzun menzilli yoldaşımız var. Bir tane de arada sırada bana sağlık basan bir çocuk var. Ama ne kadar sağlık basıyor onu da bilmiyorum. Hala 75 yani. Vereceğim mi sağlık? Ha 4 verdi. Biraz ara olunca. Gizli yollar var mı bilmiyorum. Hiç daha denk gelmedik. Ya da ben bulamadım. Güzel. Ya çok örümcek ama ya bu. Öf. Ne o? Gerçekten örümcek dışında başka bir şey gelse olur mu yani rica etsem? Düşmanları yavaşlatan bir totem yaratır. Yavaşlatan daha önemli abi. Yavaşlatan kesinlikle daha önemli. Bence bu. Bence kesinlikle bu.
Hepsini değiştir. Ha dur. Cooldown'dan belki yırtarım dedim ama yok. Bilseydim kullanmazdım. Burada kullanırdım. Sandık kaçırmadım. Geri döneceğim. Süper. Bu çok iyi bu. Bu çok iyi. Bayağı yavaşlatıyor. Evet evet, bekleme süresi birazcık fazla. Çağırma zibidi. Yaratık summonluyor. Yine boss öncesi çok canımız gitti ya. Yukarıda da bir kapı yok muydu? Boss'umuz burada. Aha. Alışveriş zamanı. Welcome friend. Aa, burası şeye çok benziyor. Don't mind the occasional bloodstain on the mat. Death cells. Sağlık küresi. Sağlığınızın bir kısmını iyileştirir. Bedeli bir şey. Sandık açma taşı. Bu 2 zaten. Bu 3. 3. Zaten bundan hiçbirini alamıyoruz. Sadece sağlığımızı arttırabiliriz. Ver. Güzel güzel. Lazım. Bunun eşyalarını kıralım mı? Şeyde... Deathcells'de eşyaları kırınca sinirleniyordu. Altınlarını çalıyoruz bir yandan. Kusura bakma brom. Müşteri her zaman haklıdır. Evet. Kusura bakmayacaksın. Kusura bakmayacaksın. Şunu ben... Verdiğim altınları geri alıyorum ha, haberin olsun. Kullanmadın, sadece aldın. Bunda öyle kullanma diye bir şey yok abi. Alma diye bir şey yok. Sağlık direkt etkileniyor. Bak zaten sağlığımı arttırdı. Aldığımda. Peki. Boss'a birazdan geleceğiz. Aşağıdaki kapıya da bir bakalım. Yanındaki arttırma daha iyi arkadaşlar. Sağlık potu basmak diye bir şey yok oyunda. Of. Taştan bir tane daha bulduk ha. Diğerlerinden birini alabilirmişiz. Tatsız oldu bu. Bayağı bir canım gitti lan. Fazla güvendim galiba yavaşlamaya. Ölmedik, ölmedik. Dur, panik olmayın. Ölmedik. Ne alakası var? Niye ölelim ya? Sinirlendirmeyin lan beni.
Tamam, hallettik. Sıkıntı yok, problem yok. Fazla kafaya takıyorsunuz bazı şeyleri. Bu kadar kafaya takmasanız hayat çok güzel, çok eğlenceli. Hop, bak, mis. Gerçekten hayat güzel mi? Keyif almasını bilirsen güzel abi. Bütün zorluklara, bütün dertlere, bütün şerefsizliklere, bütün ahlaksızlıklara, her şeye rağmen hayat güzel abi. Allah kahretsin. Tüm ilahi lütuf zarlarını yeniden at. Zar mı atıyoruz ki? Slot makinesi diyor oğlum bak. Elimde... Lan! Çekil lan! Elimdekilerin yerine bana başka lütuflar vereceksen istemiyorum bunu. Ya çok riskli. Ya değiştirme lan. Hayır abi, elimdekilerden çok memnunum ben. Samınlama, samınlama, samınlama. Bir saniye, şu aşağıya da bir hemen bakıyorum. Vurdu ya. Tadım kaçtı. Ultam yayıncılığa geçişin hayırlı olsun Turgut abi, yayınlar. Çok teşekkür ederim Furkan. Aha. Ne oluyor burada? Bir eşya, Doğu Tanrıçası maskesi. Neyse artık birileri ölmedi yani. Her girdiğimiz odada birileri ölüyor abi. Yeter artık. Tugay, Tugay Aloğlu ilk aboneliği September'ı fırsat bilerek kanalı desteklemeye karar vermiş. Tugaycığım çok teşekkür ederim abi kanalı desteklediğin için. Hoş geldin. O zaman boss'a gidiyoruz. Acaba bekleyip yanımdaki zıkkımın canımı doldurmasını mı şey yapsam? Ya da buradan bir sağlık potu daha mı alsam? Ya da şu iki olan neydi? Şu ne? Kullandıktan sonra tüm ilahi yadigarı rastgele bir tanesiyle değiştirir. Biraz önceki değil miydi ya? Değiştirme hiçbir şey benden. Satıcıdaki potu kullanmadın, kullan onu. Şu bakayım bana bir sağlık verecek diye biraz bekliyorum boss'a girmeden evvel. Hafif. Veriyor vallahi sağlık. Beklemeyelim. Oynadım ben bunu, kullanmadın. Lafar. Yani bak, en kötü şey ne biliyor musun?
haksızken iddialaşmak. Yani haksızsın, iddialaşıyorsun. Ben de senin canını sıkmak istemiyorum. Çünkü bir yandan yani gerek yok. Ama ben onu sağlığı aldığımda artan 20-25 yakın sağlığı gördüm orada. O aşağıdaki şey ise pot, kalp ise tıkırdım. Çömleğin içinden çıktı. Bilerek almadım. Yani iddialaşıyorsun. Hangi ISS kullanıyorsun? Kullandığın şeyi önerir misin? Kablo net kullanıyorum. Kesinlikle önermem. Almayın. Kablo netten uzak durun. Kablo net kullanan da derhal çıksın kablo netten. Hadi bakalım. Neden peki hız düşüşü mü yaşıyorsun? Hayır. Yani çok hız düşüşü yaşamıyorum. Günde 6 ila 8 kere internetim gidiyor. Droplar da yaşanıyor tabii ama o sizi ilgilendirmez. Siz Twitch yayıncısı değilsiniz. Markaya zarardan dava açarlar. Dava falan açamazlar abi. Neyse ki canlı yayında başıma geliyor her şey. Götümden uydurmuyorum yani. Bana yaşattıkları internet problemi elimde kanıtlı. Dava açmak istiyorsa açsın. All eight eyes studied the one so willing to walk into their own tomb. Düşmesini abi. Öldüm ya, yine öldüm ya. Wow, bir de araya o efekti var yani. Kaçtığımı zannederken vurdu. Bu arada sanırım ikinci 45'te doldu. En azından o civarlardayız. Bir boss'un boss kaybıyla daha bu bölümü tamamlıyoruz maalesef. Tadım kaçık. Bu sefer kesmeyi ümit ediyordum. Bir sonraki seferde muvaffak olacağımızı düşünüyorum. Boş 29 dakika diyor bölümle ilgili ama olsun. İlla tam 45 olmasa gerek yok. Bu da 37 dakika olur. Bakalım nasıl olacak. Hadi YouTube. Öptüm sizi. Kendinize iyi bakın. Babayı mı denesek? Baba bir şeyler deniyor zaten. A set of daggers made just for him. Çocuk geliyor. They would be his hançerli. To finding himself. Kesin hızlı hançerli. The boy tested them. They felt good. Not too heavy, not too light. Like an extension of himself. Uncle Ben suggested a few practice swings outside. The daggers sliced the air, guided with an easy grace. His nephew was clearly a natural with the blades and would be ready to join his father and sister in no time. But the boy's mother had words on that subject. Anacığım, bağırıyorsun ama anne. Were already risking their lives
and she would not have her precious little boy out there as well. Regretfully, hayda, gidemiyor. Who was he to argue with a mother when it involved her child? Handing over the daggers was like abandoning a part of himself. He was meant for them, meant to be out there fighting for what was right. He just needed to convince them. YouTube asıl burada bitti. Ya yani burayı kesemem. Biraz önce iptiğini iptal etmiştim ama şimdi bitti.